Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün bu üç renkten pembe sarı ve yeşilden oluşan bir model hazırladım. Tığım 22 numara arkadaşlar. tığımda 22 numara. Evet şimdi yine iğneden tabi model tarif edeceğim şu şekilde Evet arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde iğne oyası modeli bu böyle rengarenk yapılmış arkadaşlar bunu sizler için tığa çevirdim Evet tığa çevrilmiş hali de bu şekilde oldu arkadaşlar bakın birebir aynısını çevirmeye çalıştım sizler için çok da hoş ve güzel bir şey çıktı meydana Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu ara suyumuz olan yaprağımızı yaparak başlayacağız. Şöyle 3 tane tığ battığımız var ara mesafesi olarak. Ve tığ battığımızı hazırlayıp ilk başlarken de aynı bu şekilde sık iğne ile girerek başlıyoruz. Bir defa tığımı doladım ve tığ battığımın içine girip 3 defa da alıyorum. 1-2-3 bu şekilde minik bir trabzan yapıyorum. 7 tane zincir. 5, 6 ve 7. 7 zincirimi trabzanımın içine sık iğne ile kapattım. Buraya bu şekilde bir tane kirpik yaptım. 1, 2 zincir. Bir defa tığımı doladım. Ve 1, 2 ve 2. Bakın bu şekilde 3 seferde aldığımız bir trabzan yapıyoruz. 7 tane zincir. 7 zincirimi hemen yaptığımız bu üçlü trabzanın arasına kapattım. 7 zincir. Kapatıyorum bu şekilde trabzanımın arasını. Tekrar 7 zincir. üçüncü kirpiğimi de bu şekilde buraya kapatıp sık iğne ile sabitliyorum hemen bakın bu şekilde üç kirpik yaptık dibine iki zincirimi çekip bir altta yaptığımız ilk trabzanın arasına kapatıyoruz şöyle yine yedi zincir bu kirpiğimizin karşılığı olarak bu tarafına da bir tane kirpik yapıyoruz bu şekilde ara suyumuz tamam. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Ve bir sonraki tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki tığ battımın içine giriyorum. Sabitliyorum. 3 zincir. Bu şekilde bakın. 3 tane ara mesafesi Şimdi arkadaşlar 3 tane ara mesafesi bunun için 4 tane de bu çiçeğimizle ara mesafesi toplamda 7 tane bu şekilde tığ battı yapıyorum. 7 tane bu şekilde tığ battım hazır ve tığımın başını 2 defa dolayıp hemen yandaki tığ battıya girdim. 1, 2, 2 ve 2. Bu şekilde bir trabzan yaptım. Ve 7 tane zincir şekilde sık iğne ile sabitledim. 7 zincirimi çekiyorum. Trabzanın bu şekilde içine girip sabitliyorum. 5 6 7 sık iğne ile sabitledim tekrar 7 zincir ve 4. yuvamı yaptım. Toplamda buraya 6 tane yuva yapıyoruz. 7 zincir. Hemen kapatıyorum trabzanımın içine. Tekrar 7 zincir. 4 5 6 ve 7. Kapattım bu şekilde. Evet. 2 defa dolamalı trabzanın içine 7 zincirden 6 tane yuva yapıyorum dibine 3 tane zincir çekiyorum ve hemen bakın tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum 3 zincirimi çektim sıradaki tığ battımın içine girip aynı buradaki gibi 7 tane tığ battı ara mesafesi verelim Evet arkadaşlar şimdi bu 6 tane yaptığımız yuvanın ilkinden girerek sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum bu şekilde üzerine bir zincir çekiyorum sadece. Bakın altta sık iğne bir zincir sayıyorum. Ve üzerine bir tane de ben çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine girip şöyle bir şöyle 2, şöyle 3. Bakın. Bu şekilde bir tane trabzan yaptım. Kenarına 7 zincir çekiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3 4 5 6 ve 7 şöyle trabzanımı aralayıp bu şekilde bir tane kirpik yaptım. İki tane zincir çektim üzerine bir defa doladım. Yaptığım bu trabzanın içine girip yine aynı şekilde bir, iki, iki. Üçlü bir trabzan yaptım. Hemen yedi tane zincir çekiyorum. Yedi zincirimi buraya kapat. Aynı işlemi 3 defa yapıyorum. 7 zincir. Hemen kapatıyorum bu şekilde. ikinci kirpi. Tekrar 7 zincir. 4 5 6 ve 7. Bu da 3. ay ve sonuncu kirpiğimi buraya sabitliyorum. Şöyle dibine iki tane zincir çekiyorum. Ve bakın bir alttaki buraya girip inip sık iğne ile ipimi iki zincirimi buraya sabitliyorum. Yine 7 zincir ilk kirpiğimin karşılığı olarak şöyle karşılıklı kirpik yapıyoruz. 7 zincirimi kapattım. Aynı yere bakın trabzanın içine ve sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şimdi arada 1 ve 2 zincir çekiyorum. Bunu da bu şekilde buraya sabitliyorum. Evet. Tekrar iki zincir. İki zincirimi hemen bir sonraki yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Dibinde bir sık iğne olduğu için ben de bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girip şöyle bir şöyle iki ve iki. Üç seferde aldığım bir tane trabzan. Hemen 7 zincir. 5, 6 ve 7. Kapattım. Buraya sık iğne ile sabitledim. 1 ve 2 zincir bir defa doladım. Hemen trabzana girdim. Şöyle 1, 2, 2. 3 seferde aldığım bir trabzan. 7 zincir çekiyorum. 4, 5, 6 ve 7. Hemen trabzanımın tepesine girdim. Bu şekilde. Şey, trabzanımın arasına girip sık iğne ile sabitledim. Tekrar 7 zincir. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. İkinci kirpiğimi buraya tutturdum. 7 zincir yine 7 zincirimi sık iğne ile buraya sabitliyorum 1-2 zincir ve bu şekilde sabitledim 7 zincir 1-2-3-4-5-6-7 ve sık iğne ile buraya sabitliyorum Şöyle arkadaşlar şu zincirimizi yapalım bir zincirimizi sık iğne ile buraya tutturalım. Bak, bu şekilde. Şimdi bir iki zincir çekiyorum sıkı sıkı. Bu şekilde üçüncü yuvaya geçiş yaptım köprü olarak. Şimdi geri kalan bu dört yuvayı da doldurup aynı şekilde hemen geleceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde çok hoş, güzel bir çiçeğimiz olacak. Evet arkadaşlar bakın, tüm yuvalarımızı bu şekilde doldurduk. Çiçeklerimiz hazır. Şöyle kendiliğinden de bakın zaten döndü arkadaşlar. İşlerini doldurdukça biz sadece ilk yapmaya başladığımız bu yeşil yuvanın dibine şöyle dibinde bir zincir çekmeyi unuttuk. Dibinde bir tane zincirimizi çekiyoruz ve Yeşil yuvamızın içine ilk yapmaya başladığımız sizinle oraya şöyle bir zincirimle e, buraya niye iki çekmiyorum buraları çektim çünkü arkadaşlar artık bu dönüş olduğu için iki çok fazla ayrık oluyor. Ona dikkat edin, hepsi iki diye burayı da iki yapmayın, bir yapın. Bakın iki gibi duruyor zaten. Şöyle üzerine de bir tane zincirimi çekiyorum, ipimi kopardım, hemen ipimi yakıp şu çiçeğimizin pipirini atalım evet arkadaşlar şimdi bakın buradaki yapraklar gibi buraya da aynısından şöyle ortadaki ilmeğimizin içinden girip sık iğne ile ipimi buraya tutturdum yine 7 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 zincirimi kapatıyorum buraya yine 7 zincir sık iğne ile sabitledim tekrar 7 zincir hemen buraya sık iğne ile tutturdum 3 tane kirpik yapıyoruz şöyle dibine bir zincir çekip ipimi kopardım Evet arkadaşlar bakın sarı da ayrı bir güzellikle açtı tıpkı pembe de olduğu gibi modelim bu şekilde sizler için Çoğunlukla iğneden ta modelleri çeviriyorum arkadaşlar ve siz de emeklerim için şöyle beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız e, sevinirim çünkü beğeni ve yorumlar e, YouTube'da önermelerde öne çıkıyor bu şekilde. O yüzden sizden desteklerinizi bekliyorum. Modelim bu şekilde şöyle yakın plan göstereyim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.